Türkiye'de tenör, opera dediğimizde her tarz müziği kendine göre yorumlayan güçlü bir ses, güçlü bir karakter, güzel insan. Hakan Aysev burada hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ben de Vallahi çok keyifli. Ben çok mutluyum abi burada seni görmekten. Ben de öyle çok keyif aldım. Ee, zaten evet. uzun zamandan beri e, tanışıyoruz. Ama birazdan evet, gireceğiz evet, konulara Adana, Adana tarafından. Başlayıp, evet. Ve burada tekrardan karşılaşmak çok keyifli benim için de. Ee, seve seve buradayım, güzel Abi bir sen program örnek olacak. Bir insansın. Biz, Sağlık evet. ve müzik zaten çok iç içe evet. bir şey. Yani ben özellikle 38 senelik bir opera sanatçısı olarak evet. opera kariyeri, dünya kariyeri yapmış bir opera sanatçısı olarak bunu bunun o kadar farkındayım ki yani e, tabi e, kimseye e, haksızlık yapmak istemem ya da çok haddimi de aşmak istemem ama kendi genelde şarkıcılar opera sanatçıları kendi vücudunun Neredeyse doktoru ol, olmak zorundalar. Bu e, hassasiyetini biliyorum. Zorundalar. Gerçekten çok önemli. Yani müzik yorumla beraber hayat tarzı, yaşam tarzı, sağlığına dikkat etme, kötü alışkanlıklar, Tabii. iyi uyku, Aynen öyle. egzersiz, beslenme. Bunlar da önemli. Sen örnek bir insansın abi sevgili izleyiciler. Bugün çok mutluyum, çok şanslıyım. Çünkü Hakan Ayse burada diyerekten doktor konuğumuzu bile özel seçtim. <laughs> Diyelim ki kim yakışır? <laughs> Müzikle uğraşan piyano çalıyor. Öyle mi? Tabii. Oo. İyi bir piyanist. Ne güzel. Güzel. Konuşacağız. Şelale. Doktor Şelale Hanım. Senin soy ismin çok uzun. Ben evet. Doktor Şelale <laughs> diyeyim. Çok iyi bir salsa, latin dansları, salon dansları sanatçısı, bale sanatçısı. Oo. Tabii. Evet. Sürpriz <laughs> abi sana sürpriz. Aynı yani. zamanda Gerçekten sürpriz oldu mu? <laughs> doktorum aynı zamanda estetik üzerinde özel çalışmaları var. Çok başarılı <laughs> bir doktor. Doktor ederim. Şelale hoş geldin. Hoş bulduk Pınar abicim. İyiyim. Teşekkür ederim. Yani Sen ben nasılsın? burada bir konsept olarak bir burada sinerji çıksın diye olsun diye böyle bir ...ortamda bir araya geldik abi. Harkülerde. Hayat, jam section, doğaçlama. Tabii, tabii <laughs> evet ki abi. doğaçlama. Burada, bunu ee, yakalamak lazım. Ve tabii güzel anlar biriktirme. Ee, şimdi ben İstanbul'da yaşamıyorum uzun zamandan beri. Ee, ve e, e, Akdeniz ve Ege'de yaşıyorum. Evet. E, Urla ve Antalya. E, dolayısıyla geldiğim zamanlar... E, ...çok değerli anlar benim için. Yani çok kısa geliyorum. Genelde konser oluyor... ...ya da televizyon çekimleri oluyor... ...orada da çok... ...gerçekten e, seçiyorum... ...özel e, insanlarla... ...güzel enerjilerle buluşmayı... ...ve ben de çok mutluyum burada... ...gerçekten harika karşıladın... ...hafif hafif bir... E, ...soğuk algınlığın olsa... Evet abi, <laughs> ...beni sıkıldın. panik atak evet. krizine sokmuş olsa... ...aram <laughs> mevsimlerde... ...sevgili izleyiciler bu mevsimlerde... ...geçiş dönemi dikkat edeceğiz... E, ...şüphe durumu varsa mesafe önemli... ...ama bağışıklığımızı güçlü tutacağız... Bunları da konuşacağız. Sen benim için çok değerlisin hepimiz için. Karşılıklı. Senin sesin, senin konserlerinden o güzel dinlemek, o müzikleri, o parçaları, yorumları dinlemek için kimsenin mahsur kalmasını istemiyoruz. Harika. Onun için evet. sen bize emanetsin. Evet. Zaten bundan sonra abi bir şey olduğu zaman beni arayacaksın. Ben dopingler bende. <laughs> Veririz glutasyonu, ozonu, C vitaminini. Eyvallah. Neler var? Kök hücreler var, neler var. Evet çok çok bundan Bundan sonra inşallah evet. görüşürüz. Hakan abi ben seni yıllardır takip ediyorum. Ankara doğumlusun ama yani yurt dışında Viyana'ya gittin, Avusturya'da eğitim gördün. Evet. Hatta ben şunu bilmiyordum. Yani burada Pavorettin'in öğrencisiymişsin. Evet. Bu nerede sene. oldu abi? Nasıl bir tanışma? Birincisi onu sorayım. Çok merak ettim. Tabii. Şimdi ben Ankara Devlet Konservatuarı mezunuyum. He, Ankara'dan sonra oraya, evet. Ankara'dan sonra çok genç yaşta, çok küçük yaşta, 18 yaşında. Viyana'da bir yarışmaya girdim. Çok dünya çapında bir opera yarışması. Ve orada evet. finale kalarak oradaki e, menajerlerin ve e, müzik adamlarının ilgisini çektim. Ondan sonra 20 yaşında konservatuarı bitirip e, bir buçuk iki sene iki seneyi bulan bir eğitimle Viyana Müzik Akademisi'nde master yaptım. Süper. E, bundan sonra da 22 yaşında e, Viyana Operası'na giren ilk Türk opera sanatçısı oldum. Bu benim için çok gurur bir vericidir. Olarak, bir aynı zamanda. tenor olarak ve evet. opera sanatçısı opera olarak. Sanatçısı olarak. Ee, ve ondan sonra e, tabii bir dünya kariyeri e, oldu. Üç sene Viyana'da yaşadığım dönem içinde e, Luciano Pavarotti ile tanışma şansı buldum ne ki benim sana. için evet. e, hayatımın en özel köşesidir. Dönüm noktası. E, evet. Çünkü e, genelde hani böyle bir Bizde yerine oturmamış bir sanatçı kalıp kavramı vardır ya yani hani evet. herkes çok sanatçı herkes en iyi sanatçı herkes dünyanın en önemli sanatçılarından e, halbuki e, bir sanatçının gerçekten bir sanatçı olabilmesi için neler e, gerektirdiğini ben 215 22 yaşında ne öğrendim. Şey. E, Luciano Pavarotti ile tanışma anım Viyana'da Müzik Ferah'ın konser salonunda konseri vardı. Ve e, ondan önce de e, ortak bir tanıdık e, vasıtasıyla i̇şte, genç bir Türk tenor var. E, hmm. Çok iyi dinler misin? Dendi ve o konserden önce kabul etti. Şimdi büyük yani. bir salon e, <laughs> salonun e, koltuklarında yani konser salonu ben oturuyorum, i̇şte evet. gri takımımı giymişim, konservatardan <laughs> evet. kalan Genç bir, ve evet. e, tığ gibiyim tabii. Gene tığ gibisin. abi. Yani tuğ, tuğ diyelim. <laughs> <laughs> yani toğdan tuğya indi. Ay, i̇yisin şu an. Tığ evet. değil tamam, ama o zaman tamam. gerçekten çok zayıftım. Evet. E, kapı açıldı e, yaklaşık bir e, 15 metre uzaklıktan ve o muhteşem heybetiyle Luciano işte oh, şalı well, sa evet. sarılı hmm. e, uzaktan bana doğru yaklaştı. Ben tabii kalktım böyle şey titri titri titriyorum. Çünkü yani hala öyle aslında. Çok evet. e, ütopik bir isim. Evet. Mesela ben bir, Santana mesela benim evet, için bir ideoldur. Evet, evet. Anlıyorum siz yani Pavarotti'li. Ben de Santana ile karşılaşınca herhalde. Afurki ben çok sevdiğim için. Evet. Büyük, evet. Bir <gülüyor> <gülüyor> Büyük bir olasılıkla. Büyük Yani evet. ve e, hani planı bile e, alamadığımız zamanlar o zamanlar evet. e, <laughs> karşı karşıya geldik ve göz göze e, ben öyle bakıyorum tabii. o da bana bakıyor bir 30 saniye geçti ey dedi ben Luciano sen kimsin aldı benim kafamı şöyle o koca bedeninin koca e, göğsüne şöyle dayadı ve ben orada böyle <laughs> mutlu bir şekilde <laughs> Luciano Pavarotti'nin göğüs kafesinin orada e, ilk tanışmam oldu bunu niye anlatıyorum? Ee, benim için çok büyük bir şanstı. Tabii. Çünkü hani biraz evvel söyledim ya sanatçı kavramının çok fazla karıştığı e, özellikle ülkemizde e, bir dünya starının, efsanenin, e, bir fenomenin inanılmaz bir adam. E, ilk önce insan e, olmasıydı. Yani orada 21-22 yaşında bir Türk opera sanatçı adayını göğsüne bastırıp o kuvveti Bu vermesi. Bu sizi motive etmiştir. Bu size ilham vermiştir Muhteşem. belki. Muhteşem. Bu da bizi size Türkiye'nin favoritesi olarak operayı sevmemiz için gençlere örnek olmasını sağlamıştır belki. Tabii. Teşekkür ed ediyoruz ona. Ey yani siz olarak. de bize ilham <laughs> verdiniz. Siz de Eksik bizim favoritlimizsiniz. <laughs> Eksik olmayın. Ben şunun evet. farkına vardım. Yani o oradan gelen sevgi e, ve tabii e, şimdi o e, modernalı bir fırıncı oğlu olarak doğmuş. Yani... Ve e, öyle de vefat etti, öyle de göçtü bu dünyadan. O e, güzellikle, o e, alçak gönüllülükle. Tabii benim için bu çok büyük bir şanslı bir sanatçı adayı için. E, çünkü yanlış e, örnekleri çok fazla. Hani ben şuyum, ben buyum falan evet, evet. demeyen bir adam. Evet. Ama yani milyonlar satıyor albümü. Çok güzel, ee, kısadan bir hisse. Bu örnek bir durum. Santana'daki öyle evet. bir adamdır evet, yani. Evet onu ben evet. e, kısmet olmadı inşallah. Bir ara tam konserine gidecektim bir işim çıktı. Hı. Evet şimdi bugün aslında özel bir gün. Sizden farklı parçaların farklı yorumlarını, farklı sanatlarını dinledik. Bugün Yıldırım Gürses evet. parçalarını dinleyeceğiz ama biz First Lady diyelim. <laughs> evet, Şelale ile de biraz konuşalım. Abi, gerçek. <laughs> yani, <ben gülüyor> <değil>. Evet Şelale Hanım gerçekten kusura bakmayın. Biz biz Aa, çok böyle yani, sohbet <laughs> anında her an her konuyu hep beraber konuşabiliriz bu arada. Onu da söyleyeyim. Seve Şelaleciğim, seve Şelale'ciğim sen neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor ee, bu sağlık çalışmaların? Senin Hı -hı. de e, kişilere e, tedavi edici, doğal, ileriye yönelik çalışmaların var. Yüzleri çok abartmadan, cilt kalitesini artıran, insanlar aynaya baktığında iyi hissettiren. Güzel medikal estetik çalışmalarım var. Bunları biliyorum. Neler yapıyorsun bu konuda? Son zamanlarda hangi çalışmalar ön planda? Şimdi son yıllarda zaten bu uygulamalar artık çok trend. Ameliyatsız yüz germe, ameliyatsız cilt gençleştirme, ameliyatsız evet. güzelleşme çok ön planda. Ameliyatsız zayıflama da var mı? Bizim ee... alanımızda gibi. <laughs> benim Kualanları de alanıma giriyor. giriyor. <laughs> ben onu becerememiştim yani. <laughs> abi bak sen konuşacağız o konuya <laughs> tamam. tekrar evet, gireceğiz. Benim de alanıma evet. giriyor birazcık. Ben de evet. çok ilgiliyim o konuya. Ee, tabii ki o da mümkün. Evet. Yani daha doğrusu zayıflama çok apayrı bir konu. Spor ve diyet evet. iyiyse eğer bir şeyler evet. yolundaysa tabii ki kozmetik. Kozmetik uygulamalarla da bu zayıflama sürecine biz de destek olabiliyoruz. Ama şimdi bugün biraz yüzden konuşalım. yüz şaşırmadan konuşalım. Neler yapıyoruz? Kozmetik uygulamaların evet. çoğunu yapıyoruz. Zaten e, ben hep şey derim cildimiz bizim vitrinimiz. Evet. E, e, siz insanların ruhunu güzelleştiriyorsunuz. Evet. Ben de biraz daha böyle evet. e, omuz yukarısı yüz ve boyun uygulamaları benim de çok e, favori Akıl sağlı, alanı. Akıl sağlığı, ruh sağlığı, beden sağlığı. Hepsi bir evet. arada çok insan önemli. huzur, mutluluk duyar ömür güzel geçer. Evet. Doğru. Ee, cildimiz bizim her zaman vitrinimiz. Evet. Güzel görünmesi gereken, iyi görünmesi gereken ilk başta benim için önemli olan yer cildimiz. Evet. Cildi e, ufak dokunuşlarla özellikle genç orta yaşta ufak müdahalelerle e, iyilik halini koruyabiliriz öncelikle. İyilik halini korumak da çok önemli. Çünkü genç yaşlarda cildimizin en iyi olduğu, kolajen elastin seviyesinin Hı. en top olduğu noktadır. E, mezoterapi uygulamalarla, bazı lazerlerle, teknolojik bunu uygulamalarla. Evet, bunu haline. öncelikle biz korumak istiyoruz. Kolajenimizi, nemimizi, cildimizin o kalitesini korumak evet. gerekli. Bunu nasıl sağlıyorsun? Mezoterapiler mi ön planda? Cihazlar da var. E kombine uygulamalar aslında. Kesinlikle kombine uygulamalar. Biraz da hastanın ihtiyacına göre. Örnek veriyorum, hasta çok kilo vermişse eğer, e, çok genç hasta ve çok kilo verip gelen bir hasta ise öncesinde bir dermal dolgu uygulanıp yüz biraz toparlanıp üzerine mezoterapiler, lazerler, bazı ultrason uygulamaları yapılabilir. Ama onun dışında iyi görünen, sağlıklı bir hasta ama son zamanlarda biraz böyle cildimde ufak ince karışıklıklar var, nemsiz hissediyorum gibi. Şimdi 30 yaşlara gelmiş, 35 yaşlara. <laughs> Kırışıklıklar başlamış. Abi sana evet. ihtiyacımız var. Biz seni çok yaşatacağız. Bak Aa, biz yanındayız. Abi eksik olmuyorsun ee, ama karizma yani karizmayı Karizmayı bozmadan neler yapılabilir? Hakan abiye mesela bakalım Hakan Ama Hakan mesela. Bey gelirse şimdi Power karşısındaki Hakan Bey gibi ben böyle kalamayacağım. Gerçekten. Benim şöyle bir şey çok küçük bir parantez açacağım. Çok güzel anlatıyorsunuz. Benim yapısal bir şansım var. Yani Annem ve rahmetli, evet. ikisi de rahmetli oldu. Anayip, ama ya yani ikisi de öyle bir tene sahiplerdi ki, şimdi ben 56 yaşındayım Maşallah. ve e, gerçekten hiçbir şey yapmadım İyisin, tenim ha. için. E, ve bazen aynaya baktığında Hakan diyorum ya bugün biraz yorgun görünüyorsun ama asla yaşlandın demiyorum. <laughs> yani cilt de aslında. Iyi, çok Cildi iyi. Evet, şey var, pembemsi yorulmasını isteriz. Kanlanma iyi cildin. Evet. Demek ki sağlığın da iyi değil mi? belki Şelale ile konuşacağız. önce evet. çizgiler çatlamasın diye çok doğal botoks uygulamaları ha, evet, veya bazı evet, protein evet, uygulamaları, mezoterapi <laughs> veya iğneden falan korkuyorsan, hiç <laughs> bazı ultrasonik cihazlarla <laughs> değil mi? Yazarlar. O konuya girelim Şelale. senin bunu yaptığını önemli. düşünüyorum. Duyuyorum. Bu Hayfu ya da buna benzer <laughs> e, ultrasonik cihazlarla da İğnesiz, ağrısız, yüzü sıkılaştırma işlemleri de var değil mi? E, kesinlikle çok e, elimizi güçlendiren bir uygulama bu arada. Fokuslu yani Focuslu. odaklı ultrason uygulamaları. Hmm. E, HIFU teknolojisi veya bizim kullandığımız, benim çokça tercih ettiğim LIFU, linear ultrason. HIFU'nun biraz daha böyle gelişmiş. E, çizgisel değil de, e, pardon noktasal değil de çizgisel atışlarla çok daha yoğun alana çıkmış. E, odaklı ses salgalarını gönderen teknolojisidir. Özellikle yüzdeki total sarkmalarda <laughs> tabii doğru yüzü bulmak lazım burada. Bir hmm. önceliğimizi sıralamak lazım. Öncelikle hastayı çok iyi dinlemek, çok iyi analiz etmek lazım. Ee, alt yüzdeki sarkmaları, boyundaki bu gıdı sarkmalarını e, toparlamak için çok çok kullandığımız bir yöntem. Mesela bazen hastalarımıza birçok işlemi yapıyoruz ama ufak hala şuralarda işte gıdıda bir sarkma oluyor. İşte orada da ultrason bizim elimizi çok güçlendiriyor. Kaldı ki evet. bu arada vücutta da kullanabiliyoruz. Da kullanabiliyor. Özellikle alt oluyor. alt karındaki e, ufak sarkmalarda, kollarda, iç bacaklarda, diz üstlerinde çok etkili bir uygulama. Ya tabii müzik de güzelleştiriyor insanı Kesinlikle. diye bir duyum var. Hakan abi'den müzikleri dinleyince kendimizi aynaya baktığımızda daha iyi hissedebiliriz. Seretiniz salınır, salınır. O konuda hani müzik de ruhun gıdasıdır diyerekten. Kesinlikle. Şimdi burada abi senin projen var. Bu projeyi konuşacağız da hemen araya bir müzik sıkıştıralım. Tabii burada... ki Evet hangi parçayı Yıldırım yapalım? Gürses. Yıldırım Bursalı, Yıldırım şarkıları. şarkılarını senin güzel yorumunla <laughs> e, seve, yönetmenim seve. göndersin. Vallahi çok, kadar güzel. Aslında çok iyi evet. müthiş bir dansçı da. Bir yani evet. çalışıyorum. <laughs> Bak ceket çıktı yavaş yavaş. <laughs> Harikaydı. Abi çok güzel bir sanatçısı. Yıldırım Gürses'in Gürses çok Yıldırım Gürsesi abi tanır mısın? Ee, biraz ee, benziyorsunuz ses tonunuz. Evet. Yıldırım Hatta e anatomik sesmik olarak da fizyonomik olarak da. Evet, evet. Nedir oradaki hikaye? Oradaki hikaye Yıldırım Gürses. rahmetli babamın en sevdiği yorumcu ve besteciydi. Ve benim çocukluğum Yıldırım Gürses şarkılarıyla geçti. Ee, ve e, bizim e, böyle e, babamla e, bir görüşemediğimiz bir 13 yılımız var. Ondan evet. sonra ilk görüştüğümüzde e, bana e, Çınarcık'ta e, buluştuk. E, Yıldırım Gürses'in Gençliğe Veda Şarkısını evet, çok söyledi. Güzel. Çok güzel kadayıf yapar. Şimdi babam Oo, e, harita Kaymaklı. mühendisiydi. <laughs> e, pardon? Kaymaklı kadayıf. Bak, e, yok bayağı kadayıf. bizim o, o tarafın kadayıflarından. Tarafı altı, altı üstü. Üf, üf. E, tam evet. pişmiş. Evet. E, ve e, Türkiye dans şampiyonu. Hmm. E, Türkiye bisiklet şampiyonu Bak, falan. E, şey... Harita mühendisi. Enteresan evet. bir adamdı. Süper e, biz Buluştuğumuzda o Yıldırım Gürses şarkısını söyledi. Sonra ben tabii o zaman e, Almanya'da yaşıyordum. Ertesi gün e, ben Bodrum'a tatile gittim ve Bodrum'da onun vefat haberini aldım. Olur. Bir 13 sene sonra buluştuk ve Yıldırım Gürses'le e, bana veda etti. Bir de böyle bir anısı var hmm. benim için. Yani enteresan bir isim. Onun dışında Yıldırım Gürses'in varlığı zaten çok acayip. Çok önemli. yani bir yer. Yeri e, tenor, çok tenor. iyi bir tenor. Opera sınavını kazanıyor hmm, eşi Ayla Hanım. İstanbul Radyosu'nda Türk sanat müziği tabii, sanatçısı. Tabii, tabii çok Yıldırım diyor Ankara'da değil gel operayı boş ver radyo evine girelim. E, bizim için zor olacak diyor ve öyle bir radyo evine yani, hangi bir Ondan daha söylese, sonra bu besteler neler, çıkıyor neler tabii. Neler var. İnanılmaz kimler, kimler besteler. Söylemiş ama yani... Abi senin saniye da bak tüylerin diken diken oldu. Eyvallah teşekkür Gerçekten ederim. Gerçekten hissettim ben bilirsin biz rahmetli Kurtuluş'ta ben çalıştım. Evet o evet da, kurtuluş Allah abi rahmet Allah edilsin. rahmet eylesin. Onun edilsin. gecesine sen de gelmiştin Tabii, o zaman. Tabii o vefat hani etmeden Hani bazı önce... değerler belki izleyicilerimiz bilmiyordur ama yaşamak lazım. Kesinlikle. Sen de öyle kıymetlisin. Yaşarken kıymetini bilmemiz lazım sizlerin. Eyvallah çok çok teşekkürler. Yani... Kıymet biraz daha yani değer yargılarımıza sahip çıkıp sevgiyi hatırlamak. E, bu dönemde bize iyi gelecek diye düşünüyorum. Ya yani en azından bir Fransız askısı gibi olmasa da. <gülüyor> <gülüyor> bir anlamasalar bilmiyorum. Bak benim de bildiğim bilgi. bir Abi bu var. <laughs> Mesela sen söyledin de mi şeylerle? Çok beğendim ben. Çıktık, hareket ettik, evet. spor, egzersiz, egzersiz de insanı güzelleştiriyor. Kesinlikle. Vücut orta pedisini, dokuyu hemen kas yapısını harekete geçirdik. Ya bir de kan yani, dolaşımı arttı. Bu da güzel. Yani çok güzel. Eski basketbolcuyum. o zaman. Ee, öyleymiş. Yani, yedi evet. Yedi sen sene profesyonel, profesyonel evet, basketbol evet. oynadım. Tabii çok evet. çaktırmıyorum sonraki zamanlarda <laughs> ama e, yani e, Ankara'da e, bileğim kuvvetliydi e, şeker Spor'da oynadım İstanbul Bankası'nda oynadım o zaman e, e, tekte oynadım Türkiye Elektrik Kurumu'nda ve ondan sonra konser oyardı tabii e, Mustafa Yurdakul hocam e, canım hocam <laughs> benim kahramanım evet. e, dedi ki Hakan sen şimdi seçeceksin evet. ya opera sanatçısı olacaksın ya da basketbolcu. Tabii o zaman o kadar sevdalanmıştım ki e, konservatuarda birinci senede zaten hı hı. sevdalanıyorsun bu işe. Evet. E, ve ben tabii ki opera ve müzik dedim. İyi ki de öyle demişim. Evet. Bir 81 boyla zaten kilo da almaya yatkınım. Evet. Yani NBA hayalleri olmayacaktı yani kesin. Tercüler gerekiyor. Şelaleciğim yani burada yaşam tarzı spor insana ayrı bir e, sağlık açısından Mesela? iyi. Beslenme önemli. Az önce konuştuk. Yani gelecekte bizim koruyucu estetik anlamında sağlıklı olabilmek için işte kolajenimiz, elastinerimiz azalıyor. İyi uyku, iyi beslenme, vücudun endokrin sistemine uygun yaşam tarzı bunlar Kesinlikle. da önemli. Sen çok değerli çalışmaların var. Çok başarılı bir doktorsun. Ben biliyorum. İzleyicilerimiz de tanısın seni. Burada yani yaş 40'lara geldi. Elastikiyet kaybı oldu. Yorgun ve üzgün ifade var. Yüzümüz düştü. Gazolobeller çıktı. Yüzde lekeler arttı filan. Aynaya baktığımızda kendimizi kötü hissediyoruz. Burada nasıl bir yol izliyorsun? danışan geldiğinde neler yapıyorsun neler tavsiye ediyorsun senden duyalım biraz da değil mi hocam? duyalım <laughs> <laughs> gerçekten. Evet. Öncelikle hastayla biraz sohbet etmek gerekiyor. Sohbet. Ee, biraz sohbet etmeliyiz. Bu e, maalesef hani az önceki değer yargılarından konuştuk. Artık böyle mesela doktor hasta ilişkilerinde de bazı şeyleri kaybediyoruz yıllar evet. geçtiğinde. Hastayı önce bir dinlemek lazım. Sonra öneride bulunmak lazım. Onun yaşam tarzı, alışkanlıkları, kötü alışkanlığı var mı? Nasıl besleniyor? Ee, yaşam tarzı o beslenmeye uygun mu? önerilerimizi öncelikle bence buradan başlamamız gerekiyor. Kan değerlerimiz nasıl? Sigara kullanıyor mu? Ee, veya farklı kötü alışkanlıkları var mı? var mı? Bunları uzun uzun aslında hastayla sohbet edip anlamak lazım. Ben e, hastalarımın gece uykularına kadar müdahale ediyorum. İstiklali sigaranın adetine kadar müdahale ediyorum. E, veya... Ee, evde sürdükleri işte bakım kremleri, nedir, e, ne yastık kılıflarını bile e, değiştirdikleri gün sayısına kadar müdahale ediyorum. Oo. Yani iki günde bir değiştirmeniz, mesela çok akneli bir hastam vardı. Gerçekten hmm. yastık kılıfını değiştirdikten sonra akne sorunu çöz, Yağlı çözüldü. Yağlı cilt, akneli bir cilt, hmm. e, yastık kılıfı çok önemli, çok e, güzel bir nokta. Evet. Yani. Öncelikle buradan başlıyoruz. Sonra hastanın ritmi nedir? E, yaşam ritmini öğrendikten sonra hastanın beklentisi. Bizim tavsiyelerimiz zaten yani bir hasta 3 işlemde yapılabilir. Örnek veriyorum hani Firan abicim sen bilirsin hani 15 ya. tane de işlem yapılabilir. Tabii. Hastanın bunu tolere edebilme ritmi nedir? Neyi istiyor? Önceliğimiz ne? Hı -hı. Ne sıklıkla bize gelebilir? Ekonomik anlamda zamansal olarak ertesi gün işe gidecek mi? Toplantısı var mı? Bunları öncelikle bütünsel yaklaşıyoruz. Evet, ya eşinden de. bayılmış, eşi onu mu aldatmış? Bak bu tür durumlar da evet, o kadar var. Varsin. Şimdi gelenler bize biraz psikolojik problemler Tabii. anlamak Tabii. lazım kendi aynaya baktığında kötü, kötü hissediyor, değersiz hissediyor, hissediyor, özgüvenini evet. kaybetmiş. Ee, benim yani bazı danışanlarım var kocasından e, şiddet gören. Evet, neler evet. neler. Bizim doktorlar olarak doğru konuşup yana. anlayabilmemiz Hı. lazım. Araya girdim devam et şeyleri yani, çok güzel yani. çok önemli. Onunla ilgili böyle kısa bir anımı anlatacağım. Tamam. Ee, bir hasta geldi. Zaten böyle ilk gördüğümde e, çok üzgün, çok ağlamaklı bir hasta. İyi misiniz? Çok çirkenim dedi. Yani çirkin yoktur bizim literatürümüzde. Hı -hı. Hani daha iyi olmak Hı -hı. vardır her zaman. İyi misiniz dedim. Ee, i̇yiyim miyim evet işte şu bu dudak dolgusu istiyorum onu istiyorum. Dedim gerçekten iyi misiniz? Başladı ağlamaya. Ah canım. Ee, maalesef işte eski eşidir şu anda muhtemelen. Ee, dış görünüşüne bir e, negatif söylemlerde bulunup bir boşanma davası açıyor. Ee, öncesinde işte. Ve hasta o gün oraya kredi çekip gelmiş. Tabii Maalesef ki bu tür şeylere şey. karşılaşıyoruz. Ne, ne yani, üzücü yani. Çok üzücü. Hani ekonomik durum, işi yok, hiçbir şey yok. Hani bir şekilde bir bulmuş buluşturmuş dedim ki bir duralım. Önce bir sohbet edelim, bir kahve içelim. Hani hmm. ben de bir yere gitmiyorum, siz de bir yere gitmiyorsunuz. Hani orada anladım ki böyle bir insanı gerçekten doğru yönlendirmek, biraz dinlemek öncesinde çok önemli. Evet şimdi daha teknik kısımlara da gelirsek neler yapıyoruz? Evet. Öncelikle hastanın ihtiyaçlarını belirledikten sonra e, cilt gençleştirmeye ben mutlaka bir yer veriyorum. Evet. Yani yaş kaç olursa olsun orta yaşta, ileri yaşta özellikle cilt gençleştirmeye yer veriyoruz. Onun dışında ufak dermal uygulam dolgularla yüzü biraz yukarıya taşıyabiliriz. Yerleri, Daha dinamik ama gösterebiliriz. Ama herkesi birbirine benzetmeyelim, değil mi? Şener? Kesinlikle Herkes ezber yüz yok. Abi. Dudaklar aynı, Kesinlikle. Yanaklar aynı. Yani böyle ben hani ya. bu konuda çok şey yapmak <laughs> istemiyorum ama benim de böyle bir tepkim var Senin yani. bizim için önemli. Başka neler var? Sonra e, bir parça dinleyeceğiz. E, gerçekçi de olmak abi. lazım. Evet, evet. lazım. Evet. Ee, örnek veriyorum 60 yaşındaki bir hastaya 20 yaşında görüntüsü vaat etmemek lazım. Zaten bunun için uğraşmamak da lazım. Evet. Ben bunu hep söylerim. hani Yaşımızın güzeli, yaşımızın iyisi, dinamiği. Kaldı ki bunlar da bir tercih meselesidir. Hasta kesinlikle bir işlem istemiyorsa burada saygı durup geri de çekilmemiz gerekir. Ee, ama herkesin biricik olduğunu unutmadan ayrı ayrı değerlendirip ihtiyaca yönelik işlem yapmak lazım. Aslında hayattan ne istediğini anlayıp Cüsü. ona göre dokunmuşlar. Çok daha doğru da bir sanat abi. Senin Kesinlikle. Bir, sanat. bir parçayı herkes aynı şekilde söylerse ne anlamı kalır? Kesinlikle. Herkesin yüz ifadesi de aynı olmaması lazım. Yıldırım Gürses parçalarını senin yorumunla dinlemek ayrı bir zevk. Abi. <laughs> Peki, Hemen bir parça daha alalım. Hadi senden. Bakalım. Güzel anları biriktirmek, anı benim de adım bir an, bir anda güzel hissetmek, bir an. Bir an da çok güzel bir isim gerçekten. Evet, yani. bir an benim üyumda öyle. Yani bir anda mutlu olmayı, Harikladı. anı güzel tutmak, kırmamak, evet. gönüllere uzanmak, dostluk, Kesinlikle. can biriktirmek. Kan eh bağı yani, değil, can bağlı da önemli. Aslında yani. Senin bunlar, de her yerde sevenin var abi bu çok kıymetli değil e, mi? Çok çok kıymetli. Hayatın gerçekten çok önemli birkaç ana başlığından birisi bunlar. Sevmek, evet. değer bilmek. Emek vermek. Çok... Şimdi izleyici sorularımız da var. ...şeylerle beraber cevaplayalım <laughs> abi. Sonrasında senden bir parça daha alacağız. Ee, hem konuşalım, hem bilgi verelim, hem müzik olsun. İşte program budur ya. Biz <laughs> evet. çok keyif alıyoruz. de inşallah keyif alıyordur. Almazlar. Mı? İzleyici sorumuzu alalım. Evet, gelsin. Hocam merhaba, iyi yayınlar. Hocam benim e, vücudumda ...sihirler ve benler oluyor. Bunun için e, ne yapmam gerekiyor? Fonksiyonel lezer diye bir şey duydum. Bunu yararlı olabilir mi acaba? Teşekkürler iyi yayınlar. Şelale ne diyorsun? Fraksiyonel <laughs> lazar. Bende var. Sihiller, benler. Ee, günümüzde FDA onaylı e, tüm dünyada kullanılan bir teknoloji fraksiyonel lazar. Karbondioksit. <laughs> ne tür tedaviler? Güzel bir soru. <laughs> ne tür tedavilerde kullanılıyor? Yüzden kabarık sihil, ben. <laughs> Abi paça izi. Mesela paça demeyeyim. Cilet izleri, yara izleri, ameliyat izleri. Akne sıkarları. Şimdi burada iki yöntem vardır. Ya kök hücrelerle veya bazı... E, Tıbbi tedavilerle düzeltmeye çalışırız ha. ama bunları soymak, havaya uçurmak lazım. Şimdi karbondioksit fraksiyonel hazarinin teknolojisi de şu. Yani burada bir iz var, yara izi var, skar izi var ya da benlerimiz var, beni de. E, su bazlıdır, e, kesir şeklindedir. Derine doğru gider, hasar verir ama sağlam doku bırakır. Dolayısıyla içeride bir iyileşme sağlar. Yani sağlam doku, hasarlı doku iyileştirirken ciltte de dermabrazon diyor, soyulma olur. Üstleri havaya uçar, gider. Alttan yeni bir cilt gelir. Fraksiyon nazar da böyle bir olay. Birkaç seansta benleri tek seansta alırız. Vücuttaki siiller, her türlü HPV diyoruz. Bunların evet, tipleri evet. var. Genital olur, vücutta olur. Atışla kontrollüdür bu. Yani bölgesel noktaya e, yok edebilirsin. E, kesi değildir, iz kalmaz. Yüzdeki akne izleri veya derin izler varsa birkaç seansta bunları ayda bir yapılaraktan Ama burada kışın yapmak lazım bu olayı. Evet. Çünkü Güneş, hasar terpinlik. verdiğin ciltte melanistler melanin salgılayıp ciltte leke oluşturabilir. Burada çok bilinçli olmak lazım. Dediğim gibi merdiven altı. Yani bilen evet, insanların evet. bu yani konuda, uzman kişilerin bu işlemleri yapması lazım. Yazın bu tedaviler, mi? derma, <laughs> şey abrazyon şey işlemleri, lazer, soyma işlemleri olmaz. olmaz. Enzim, peeling olmaz. Bir danışanım geldi yüzünü mahvetmişler. Evet. Dolayısıyla kışın lazer işlemleri artık başladık yavaş yavaş. Kontrollü bir şekilde bunlardan fraksiyonel lazerlerle kurtulabiliyoruz. Tüm dünyada yaygın olarak da yapılabiliyor. Evet şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Kaldığımız yerden şimdi devam ediyoruz. Diğer sorumuz gelsin. Hocam merhaba iyi yayınlar diliyorum. Size bir sorum olacaktı. E, yüzümde yazdan kalan lekeler oluşmaya başladı. Bu lekelerden nasıl kurtulabilirim? Bunlar için ne yapabilirim? Cevap verseniz çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kardeşim sen çok yakışıklısın zaten. Leke ne olacak? Karizma sende değil mi? Bak görüyorsun değil mi o ekranda? Ama leke şöyle yaz bitti lekelerimiz <laughs> var. Değil mi? Sen ne diyorsun Şerlali? E, lekeler için şöyle. E, tabii lekenin tipi burada çok önemli. <laughs> e, farklı farklı leke tipleri var. Bazıları dermatolojik tedavi de ister. Onları mutlaka bir dermatoloji uzmanı ile birlikte e, kontrol altına almak gerekir. Ama onun dışında kozmetik uygulamalarda da çok ciddi destek verebiliriz. Az önce bahsettiğiniz gibi fraksiyonel lazer mesela hem anti agingde hem de leke tedavisinde kullanılır. Onun dışında e, ben tüyüm lazeri, sen de kullanıyorsun Milyon evet, abi tulum evet, lazeri. Baby face tüyüm lazeri çokça kullanıyoruz. İşte Q Switch Endiac Lazer kullanıyoruz ama tabii ki mezoterapi, PRP gibi, kök hücre gibi e, derin dokuya daha böyle müdahale edebildiğimiz e, uygulamaları çokça tercih ediyoruz leke tedavisiyle. Cihazlarla beraber de şu an şöyle Kombine bir etken madde niacinamid içeren içerisinde, süksinik asit içeren, peptitler ve hilonik asit içeren, safran içeren yeni bir ürün var lekelerde etkili. Biz bunları takip ediyoruz. Bir de evet. sen sana da söyleyeyim şeylerle eksozomlar bebek hormonuna elde Sık. edilen abi var ton jelinden hücreye doğru gidiyor. Çok günümüzde. Çok Aileler evet. bunu Biz bağışlıyor. Çok, çok bunu alıyorlar bir buçuk ayda falan buradan e, protein mezikülleri yani kök hücre mezenşimar kök salgılarını topluyorlar. Bunlar proteinler, evet. stokinler, büyüme hormonları. Bunu saça veriyorsun abi saç çıkıyor. Yanık tedavisi, yara izi, leke çok etkili. <laughs> günümüzde bu kök hücreleri damardan da verilebiliyor. Profesörlerimizle biz toplantı yaptık geçen Aynen. gün Oytun abiyle de. Çok enteresan gelişmeler var. İnsanın ömrünü uzatabilecek tek hücreli canlılarda işte bazı solucan türleri neden ölmüyor diye araştırmışlar. Kök hücre tedavisiyle insanlara da bir sağlıklı ömrü uzatmak da mümkün. E, bu leki tedavisinde günümüzde o lazerler ikinci planda. Eksozomlar ve yeni mezoterapik ürünlerle de bunu e, sağlamak mümkün. Evet. Bir sorumuz daha var onu da alalım sonra güzel parçamızı daha dinleyeceğiz. Evet gelsin yeni sorumuz. Hocam merhabalar. Sizleri severek izliyoruz. Benim size bir sorum olacaktı. Doğum sonrasında karnımda oluşan çatlaklar var ve selülitlerim var. Buna nasıl bir tedavi uygularsınız? Ne önerirsiniz? Cevabınızı merakla bekliyorum. İyi yayınlar dilerim. Hocacığım sen cevapla bunu da. Doğum evet. sonrası sen yaşamış olur. <laughs> Doğum sonrası ben iki kere yaşayan biri olarak ha, evet ne bence ne çokça. Ha, evet, ne kadar çok şanslısınız. Al işte iki kızım var. Ee, çok bıcır bıcırlar ama maşallah, çatlaklar maşallah. öyle değil. Ee, canım. O da versin <laughs> ee, Şimdi şöyle çatlaklarda tabii ki çatlağı yüzde yüz yok edemesek de burada cim, cildin iyi hidrasyonu çok önemli. Akut dönemde iyi nemle, nemlendirmek ilk süreçte ee, iyi bakım yapmak önemli ama uzun vadede maalesef bu çatlaklar kalıyor. Şimdi o vade o süreçte de mutlaka yine fraksiyonel karbondioksit evet. lazerlerden, tulum lazerlerden, e, ablatif işlem ya, işlemlerden e, destek alarak oradaki cildi bir miktar buharlaştırıp yeni bir kolajen sentezi yapıyoruz. Onun dışında ben çokça e, kolajenlerden faydalanıyorum. Burada Harika. farklı farklı tip kolajenler var piyasada. Evet. Vegan olanı var, hayvansal olanı var. Ee, orada kolajen enjeksiyonu veya PRP enjeksiyonu ki buralarda da kök hücre çok işe yarar. İşte burada Sen da kombinasyon da çok evet, önemli. Birkaç cihaz tedaviler. var. Yeni elektromagneze, manyetik enerji, oraya radyo frekans, high tens enerjisiyle beraber hücre tedavisiyle çatlaklar gidiyor artık. Fraksiyon lazer de eklenebilir. Aa. Abi müthiş gelişiyor. Bu, özellikle Gülüzde. kilo, çok fazla kilo alıp verenlerden. Evet, var. o kişilerde ee, oluşurdu. Zaten, Ondan oluyor. Belli bölgelerde evet. selülitlerle ilgili de çok hmm. güzel çalışmalar evet, var. Sellütler. Yeni ürünler var bununla ilgili. Cihazlarla beraber kombin ediyoruz biz bunları. Ben selülitlerle ilgili özellikle bu vibrasyon cihazları var. Böyle gelişmiş G5, G7 gibi. Onlardan da çok destek alıyoruz. Yine orada ultrasonlar, radyo frekanslar, dalgalı cihazlardan destek alıyoruz. Ama selülit içinde yine vücut mezoterapileri, çok güzel artık mezoterapiler var. böyle bir seans bile selütlerin görüntüsünü ciddi anlamda azaltan. Tabi burada yine hayat tarzı, yine beslenme yine spor. Hepsi Bunlar aynen. da çok multifaktör yani. Yeni geldi. gelişmeleri buradan takip ediyoruz. Sevgili izleyicilerimize sosyal medyadan bize başvururlarsa yardımcı oluyoruz biz. Bu konuda fikirlerimizi söylüyoruz. Bazı hastalarımızda imkanı olmayan hastalara da ücretsiz yardımcı oluyoruz. Ben de bakıyorum yardımcı olmaya çalışıyorum. Gerçekten ihtiyacı olanlara bize ulaşabilirler. Ya Çok hızlı bir program geçtim. Son mektubu abi senden dinleyeceğiz son kez ama ondan öncesinde ben çok teşekkür ediyorum iyi Rica ki geldin ederim. abi evet, bunun çok devamını çok getireceğiz abi, abi. tabi seve bunun, seve hatta canlı çalmak <laughs> için istersen konuşuruz tabii beraber tabii, müzik de yapacağız şelaleciğim sen de kırmadın geldin program çok kısa mı oldu çabuk bitti ee, ben <laughs> Güzel keyif çok keyif aldım inşallah izleyicilerimize <laughs> keyif almıştırız ama Senden en son bu son mektubu son mektup, bir çok dinleyelim güzel bir abi senin güzel sesinden bir zayıflayalım. <laughs> Hadi bakalım. Bu, bu haftalık bu kadar sevgili izleyiciler. Hafta yine aynı saatte yeni konuklarımızla inşallah bugünün tadında olur. Görüşmek üzere hoşçakalın diyerekten parçamızı dinliyoruz veda. daha evet.